Neden sabahtan beri aramadın beni? Aslında bu kadar ciddi bir şey olduğunu hiç düşünmemiştim. Hani annem üzülüyorum ya, o yüzden yapıyordur diye düşünmüştüm ama bir sürü şeker çikolata yememe rağmen hareket etmedi hiç. Neyse, uzan bakalım. Neymiş derdi anlayalım. Gel, sana yardım edeyim. Çekeceğiz değil mi doktora? Biraz müsaade ederseniz muayene edeceğim. Tabii tabii, sen bak işine. Zaman zaman ufak hareketleri hissetmeyebilirsin. Ha, buna bakmak zorundayım, çok önemli. Hemen dönerim. Ama hemen gel. Beyimizin önemli işleri var herhalde. Yapma Cansel. Tamam, sustum. Bebeğin durumu çok iyi. İçin rahat etsin. Hatta şu an gayet keyifli uyuyor. Evet. Dur, ne yapıyorsun? Çınar gelecek daha. Onun da görmesini istiyorum bebeği. Eşim görmek istese odadan hiç çıkmazdı. Cansel lütfen. Benim için bekleyemez misin? Tamam. Gidip çağırayım o zaman. Demek kızı varmış ha? Anlıyorum. Bu bilgiler de işime yarar benim ama o adamın adresini bulmanı istiyorum. Anladığım kadarıyla seni pek ilgilendirmiyor ama bebeğin durumu iyi. Ben seni sonra arayacağım. Eşimde bir ümit gelip bebeği görmeni bekliyor. Tabii senin için bir manası varsa. Bak, üstüne vazife olmayan işlere karışma. Tamam mı? Bebeğimiz gayet iyiymiş. Sadece uyuyormuş. Öyle mi? İyi, çok sevindim. Sen de rahatlamışsındır. Hem de nasıl. Cansel, hadi göstersene bebeğimizi babasına. Artık tanışmalarının vakti geldi de geçiyor bile. Bence de. Biraz da sesini açar mısın? Kalp atışlarını duymasını istiyorum. Dünyada duyup duyabileceğim belki de en güzel ses bu. En azından oğlumuz doğana kadar. Bu kadar yeter sanırım. Hey dur, niye kapattın? Bu ses dalgalarının bile bebeğe zararı olabilir eşim. Otoriteler hala bunu konuşuyor. Peki, doktor olan sensin. Sen annene mi gideceksin? Aslında seni bırakmak isterdim ama çok mühim bir işim var. Çıkmak zorundayım. Sonra görüşürüz, tamam mı? Kendine iyi bak. Tamam. Sorun değil. Tavır ne şimdi? Geldi, bebeği gördü. Ne değişti peki, söyler misin bana? Ne tavrı Cansel? Çınar öyle bir hareket yapmadı ki sana. Sen bilerek yaptın üstelik. Benim için biraz daha olsun tahammül edebilirdin. Niye hemen kapattın? Haklısın. Bu saçmalıkları daha fazla tahammül edemeyeceğim. İyisin mi sen? Kendine başka bir doktor. Ne? Bana bir bitki çayı getirir misiniz? Efendim eşim. Sen...
Sen ne yaptığını sanıyorsun Çınar? Ne oldu? Ne yapmışım gene? Sürekli benim canımı yakmayı nasıl becerebiliyorsun ya? Sürekli hayatımı zorlaştırıyorsun. Zaten bir başımayım bu dünyada. Bir de senin yüzünden en yakın dostumu kaybettim şimdi. Neden bahsettiğinden hiçbir şey anlamıyorum. Sakin olup anlatır mısın? Sakin olmak istemiyorum Çınar. Tamam o zaman. Klinikte misin? Neredesin? Şöyle geleyim. Çıktım oradan. Kafedeyim şimdi. İyi tamam geliyorum. Ne oldu eşim? Neyin var? Asıl benim sana sormam gerekiyor Çınar. Cansel sana ne yaptı ki ona böyle kötü davranıyorsun? Ben kime ne yapmışım ki? Kim ne hak ediyorsa öyle davranıyorum ben herkese. Buna Cansel Bey de dahil. Öyle olsa daha kontrole gittiğin ilk gün işi bırakmayı istemezdi değil mi? Bir dakika. Cansel işi mi bıraktı? Evet. Üstelik bunun sebebi sensin. İyi, isabet olmuş. Ben sana daha iyi doktor bulurum. Merak etme. Nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun ya? Her şey bu kadar kolay mı sanıyorsun sen? Eşim biraz abartıyorsun. Cansel bulunmaz Hint kumaşı değil. Benim için öyle tamam mı? Üstelik onu çok uzun yıllardır tanıyorum. Ve o benim arkadaşım ve güvendiğim tek kişi. Hamileliğimin en başından beri bebeğimize o bakıyor. Başkasını da istemiyorum. İyi. Tamam. Madem öyle o köle adamı ikna etmek zorunda kalacaksın. Hayır Çınar. Yanılıyorsun. Nasıl onun canını yaktıysan aynı şekilde gidip özür dileyeceksin. Hiç kusura bakma eşim. Onun o saçma sapan alınganlığı yüzünden gidip ondan özür dileyemem ben. Ya tipine bakan adam zanneder. Çocuk gibi şikayet etmiş beni ya resmen. Allah Allah. Neymiş? Omuz atmışım. Dua etsin kafa atmadım. Bir de hiçbir şey yapmadım diyorsun değil mi? Bak eşim. Bu adamın kaprislerinden daha mühim işlerim var benim. Tamam mı? Çınar. Hiçbir yere gitmiyorsun. Senden onun için değil. Kendim için ve oğlumuz için bir şey istiyorum. Hayatında ilk defa oğlun için bir şey yapacaksın. O da Cansel'i ikna etmek olacak. Ne burası? Burası ha? Tamam. Sen burada bekle. Hayır ben de geleceğim. Hayır sen burada bekle. Ben gider erkek erkeğe konuşurum onunla. Vallahi yoksa girmem içeri. İyi. Tamam bekliyorum burada. Eşime bir şey mi oldu? Madem onu bu kadar merak ediyorsun, neden doktorunu bıraktın? Yeniden işimin doktor olacaksın. Neden? Çünkü bir tek sana güveniyor. Merak etmesin. Ben ona güvenebileceği başka bir doktor tavsiye edeceğim. Üstelik de en iyilerinden bir tanesi. Allah Allah. Yani alemdeki tek akıl da sendin Cansel Efendi. Biz akıl edemedik. Ya ben de söyledim yeşime. Daha iyisini bulayım dedim. Ya çok matah bir şey olduğun için burada değilim. Ama eşim bir tek seni istiyor işte. Yani seni zorladığı için geldin ayağıma kadar. Yoksa doktor olmamı istemiyorsun. Aynen öyle. Ya aslında pek de fark etmez ama. Bak. Eşimi böyle dost ayaklarıyla, arkadaş ayaklarıyla kandırabilirsin ama ben yemem. Bana yapma. Ona olan bu hassasiyetinin de
içindeki meslek aşkından kaynaklanmadığını çok iyi biliyorum. Ha, ayrıca da onun bana olan bu düşkünlüğünün senin canını nasıl yaktığının da farkındayım. Benden hoşlanmıyorsun. Hoş. Ben de senden pek hoşlanmıyorum. Ama önemli olan bu değil. Önemli olan Yeşim'in ne istediği. Anladın mı? Olayı çözmüşsün. Tebrik ederim. Peki bu denklemde senin üstüne düşen ne? Bunu da anladın mı? Ya bak Cansel. Şimdi seninle kavga ederdim. Zaten üstümde inanılmaz bir yük var. Bütün sinirimi, stresimi alırdın. Ama Yeşim'in huzurunu bozmak istemiyorum. İnan bu her şeyden daha önemli. He. Ayrıca onu yarı yolda bıraktığın zaman onunla olan bütün bağını da koparacağını benden daha iyi biliyorsun. O yüzden bu pozları bırak. Sen doktorsun. Artistlik yapma. Yeniden Yeşim'in doktoru ol. Yarıda bıraktığın işi tamamla. Özür diledin mi? Kabul edecek mi doktorum olmayı? Vallahi ben üzerime düşen vazifeyi harfiyen yerine getirdim. Bundan sonrası sana kalmış. Gider doktorundan öğrenirsin. Hadi gel seni otele bırakayım. Her şey için sağ ol Toprak. Bütün gece uyumayıp benim de bekledin. Hem de dünya kadar işim varken. Olsun canım, işlediğin ki. Ben bugün bir başlarım, akşama kadar bitiririm zaten. Önemli olan Ceylan'ın iyi olması. Çınar'la yapmış olduğum işbirliğine kızmadığın için de ayrıca teşekkür ederim sana. Olsun, niye kızayım? İşten geçmeden haber verdin. Hem seni de anlıyorum. Neyse, sonra konuşuruz bunları. Sen şimdi eve dön istersen. Ceyda uyanmadan yanında ol. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Ne işin var karın yanında? He? Neredeydiniz sabaha kadar? Sana ne? Bela mısın arkadaşım sen ya? Belayım. Bırak yıkın be! Sıkıldım öyle karşıma dikilip ikide bir hesap sormandan. Ben de senin yalanlarından bıktım. Arkamdan iş mi çeviriyorsun ha? Amacın ne? Yeter be! Hiç falan çevirdiğim yok. Şu andan itibaren seninle olan anlaşmamı bitiriyorum. Ne senin paranı istiyorum ne de bu davaya bakıyorum, anladın mı? Yokum, bitti artık. Vicdanımı pazara çıkarmadım ben. Ne bu değişikliğin sebebi, he? Yine oran buran oynuyor bakıyorum. Neden vazgeçtin? Çekil şuradan, sana ne be?
Senin adamla ne işin var? He? Neredeydiniz sabaha kadar? Cevap versene Toprak. He? Sana sordum. Neredeydiniz sabaha kadar? Seni nasıl merak ettim biliyor musun? Aklım çıktı sana bir şey oldu mu diye. Arıyorum arıyorum, telefonun da kapalı. Annene sordum, o da bilmiyor. Dışarıda sabaha kadar bekledim seni arabada. Ha şimdi geldi, ha şimdi gelecek diye. Neler düşündüm, neler hissettim biliyor musun? Çınar, kolumu bırakır mısın? Canımı yakıyorsun. Şimdi biraz sakinleştiysen istersen sorularına cevap vereyim. Okan'ın kızı kayboldu. Onunla birlikte onu aramaya gittim. Kız daha çok küçük. Bulduğumuzda da hiç iyi değildi. Sonra da Okan yalnız kalmasın diye kızın başında kaldım. Ama seni asıl sormak istediğim bu değil sanırım. Olur olmadık şeyleri aklına getirip kıskançlık yapmana gerek yok. Sadece için rahat etsin diye söylüyorum. Birini bu kadar çok severken başka birine bakacak bir kadın değilim ben Çınar. Beni en azından bu kadar tanıdığını zannediyordum. Senin de beni tanımış olman lazım Toprak. Ben de seni bu kadar severken bir başkasıyla aile kuramam. Şu halime bak. Sana olan aşkımdan neler yapar oldum. Ne hale geldim bak. Biz ne hale geldik Toprak? Yapma böyle. Hadi artık dön. Dön. Evimize gidelim. Yuvamıza geri dönelim Toprak. Hadi ne olur tut elimi. Lütfen. Bir daha da bırakma. Eğer benimle gelmezsen Toprak, bu kapıdan çıkıp gideceğim. Sen nasıl vazgeçtiysen aşkımızdan, ben de ümidimi keseceğim ikimizden. Söylemeye dilim varmıyor ama bir daha da beni asla göremeyeceksin. Yaptın değil mi? Yani susayım konuşmayayım diyorum ama çenemi tutamıyorum. Vicdanım el vermiyor. Ya sen kafanı kessen bu çocuk o kızla evlenmeyecek. Ha nasıl oluyor da sen bunu göremiyorsun anlamıyorum ki. Göğe merdiven dayasan bu bebek bu babayla büyümeyecek. Ya bu körün adından vazgeç. Yazık olacak ikinize de. Yapma. Başkaları için fedakarlık yapma artık. Bana bak. Etrafında pervane gibi dönen Çınar'a bak. Vallahi ikinize de çok yazık olacak. Toprağa. Çabuk koş. Koş onun arkasından. Git. Yoksa iş işten geçmiş olacak toprağım benim.
Hadi.